Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Üzülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu videoyu lütfen beğenin arkadaşlar. Eğer kanalımıza destek olmak istiyorsanız sevdiklerinizi kanala abone edin ve şunu söyleyin, deyin ki bu adam Fenerbahçe'yi savunmak için aslında birçok düşman edindi ve bu adam Fenerbahçe'yi savunmak için bu kanalda elinden geleni yapıyor. Bize düşen sadece destek olmak deyin. Demezseniz de canınız sağ olsun. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren, ki kap açıklamasına göre opsiyonu var, Ali Koç'a göre yok. Şimdi Ali Koç da bir şey deyince kızıyorlar ama abi kap açıklamasına göre bir artı bir opsiyonu var. Neyse, o Batshuayi ile ilgili sözler söylemiş. Demiş ki Batshuayi'ye ilginiz var mı demiş. 3-4 oyuncu alacağız gibi gözüküyor. Birçok isim yazılıyor. Görüştüğümüz isimler var. Forvet için hazırlıklarımız var. Batshuayi ile ilgili düşüncemiz olmadı demiş. Şimdi Başkan Ali Koç Perşembe günü katıldığı canlı yayında Batshuayi'den çok memnunuz. Kontratı bitti. Opsiyonu yok. Çok seviliyor. Çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor. Görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de başka kulüplerde bakıyor demiştim. Şimdi ben bir Fenerbahçeli olarak Okan Buruk'un açıklamasına sevindim. Niye? En azından rekabet kızışmayacak. Ya diyebilirdi, ilgilenebiliriz, iyi bir forvet falan deseydi Batshuayi'nin menajeri bunu bize en az bir 250-300 bin euro olarak yansıtırdı. Şimdi transfer markete bakıyorum. Bir yıl uzatma opsiyonu gözüküyor. Yani hatta şöyle yapayım. Fenerbahçe Batshuayi kap açıklaması. Abi ben %100 eminim. Bak 2 Eylül 2022. Ne diyor? 2 artı 1 sezon diyor. Bakın ya, kap açıklamasını siz de buluyorsunuz. Sözleşme bedeli 3,5 milyon euro diyor. 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3 milyon euro ödenecektir bak. Yani sözleşme bedeli de yazıyor. Yani 3 milyon euroya bu olabilir diyor. Ama Fenerbahçe sözleşmesi bitti derken Ali Koç tahmin ediyorum şunu demek istemiştir. Hani 3 milyon euro vermek istemiyoruz. Daha düşük bir bedelle görüşmek istiyoruz. Yoksa opsiyonunu kullanmayacağız. Biz 3 milyon euro veremeyiz demek istemiştir diye düşünüyorum. Ersun Yanal 1. Lig'e gidiyor demiş. Şimdi dünün hassas konusu Ahmet Sportif Ersun Yanal'la anlaştı diye söylüyor. Valla ben şunu söyleyeyim. Şimdi bazı takımlara bazı yakıştırmalar yapılır. Mesela Fenerbahçe Atatürkçü bir kulüp olarak yakıştırılır. İşte bazı kulüplere bir şeyciler denilir. Bazılarına başka şeyler denilir. Ahmet Sportif'in de açık söyleyeyim, Türkiye'de özellikle bazı kesimlerce sevilmediği malum. Ve hani bazı yaftalar malum, başka şeyler malum. Ben çok girmeyeceğim detaya. Siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ya zekice bir hamle yapmışlar. Önce onu belirteyim. Çok çok zekice bir hamle. Cidden bak. Ulan yani akıl var, mantık var. Yani Ahmet Sportif'in Ersun Yanal'ı getirmesi çok çok zekice. Ve başarılar diliyorum. Benim Ahmet Sportif'i destekleyen, tutan arkadaşlarım da var. Öğretmen arkadaşlarım da var. Başarılar diliyorum. Ben şunu söylüyorum. İnşallah Ahmet Sportif İstiklal Marşı'nı çok güzel okumasıyla anılır. Ne bileyim, insanlardaki ön yargıyı kırmasıyla anılır. Güzel futbolla anılır. Saha olayları olmaz, onunla anılır. Hani Aziz Yıldırım da bir Diyarbakırlı mesela. Bunu da söylemiş olayım. Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya Juventus forması giyen Filip Kostić. Arkadaşlar bunu bana günlerdir soruyorsunuz. La Gazzetta dello Sport'ta yazan habere göre iki takım da bu isimle ilgileniyor diye sordunuz. Geçen abone arkadaşlardan biriydi. Sık sık birkaç gün yazdı. Hocam dedi, işte Tadić Kostić'i önermiş. Bilgin var mı? Hatta bir iki kez de yazdı. Sonra dedi ki hocam, hani ben yazdım mı yazmadım mı bilmiyorum ama dedi. Yazdın kardeşim dedim. Şimdi Kostić, hani ben şöyle söyleyeyim. Gözünüzdeki imajını bilemiyorum futbolcunun. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ancak şöyle istatistiğine bakıyorum. Çok kısır bir istatistik. 33 maçta 4 asist. 2107 dakika. Herhalde diyorum hani Juventus üçlü oynadı. Hani orta sahanın solu gibi ama
Hani bizim mesela Osayi ve Ferdi'ye biçtiğimiz rolden oynadı diye düşünüyorum. Yoksa başka türlü eğer orta sahanın ilerisindeyse bu performans çok rezil bir performans olur ya da hücuma yönelikse diye. Muhtemelen dediğim gibi defansif bek olarak ya da kanat beki olarak üçlü savunma, dörtlü orta sahanın sol kanadı olarak muhtemelen görev yaptı. Oynadığı süreye bakıyorum 2107 dakika. Hani Sırplar çalışma azmi yüksek isimler. Böyle bir ismi almak demek hani Ferdi'yi yedekleyecek isim demek ya da Ferdi'nin arkasında duracak demek. Şimdi Tadiç'in yedeği olamaz. Ben mantıksal yaklaşıyorum. Elimde bir duyum yok ama mantıksal yaklaşıyorum. Tadiç'in yedeği olmasına gerek yok. Tadiç'in ası olması lazım. Hadi Tadiç'i yedekleyecek bir isim almamız lazım. Hani bu Sterling falan konuşuluyor ya, bizim öyle bir isim almamız lazım. Beni yanlış anlamayın. Ben doğruya doğru konuşuyorum. Bazı futbolcuların önceliğinin olması lazım. Hani Kostić Fenerbahçe'nin önceliği olamaz. Açık söyleyeyim ya. Bak şimdi Levent Mercan mesela. Bak Levent Mercan Türk. Mecbursun Türk oynatmaya. Alırsın Ferdi, Levent Mercan. Okey. Bekao, Ciku, Osterwolde 3. Emir Ortakay'a 4 dersin. Hani Serdar'a gönderiyorum. Samet'i satamazsan Samet dersin. Samet'i satarsan oraya bir tane gurbetçi alırsın. 5 dersin. Süper. Bak şeytan demin. Osayi, Mert Müldür süper. Bak hiç oynamaya gerek yok burayla. Bak ciddi söylüyorum. Biz hani eldekini satıp bir şey almaya niyetlenirsek orası ayrı ama hiç oynamaya gerek yok. Gerçekten bak çok kaliteli bizim beklerimiz, iyi. İsmail, Fred, Şimanski ama yedekleri kim? Bizim bence oralara ağırlık vermemiz lazım. Ben Kostić'le ilgili dediğim bu. Ha, Kostić alınacağına Sterling. Ya da o ayarda birisi. Yeni dönemde forma giyemeyebilir. Suudi Arabistan'dan ilgisi varmış bazı takımların. Fenerbahçe, Galatasaray karşı karşıyaymış. 10 milyon euro beklenti varmış. Yani arkadaşlar 10 milyon euro beklenti var falan filan. Demek istediğimi anladınız mı? Sustum. Teknik direktör Jose Mourinho'yu getirdi Fenerbahçe. Merih Demiral'ın transferi için harekete geçti. Ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor diyor. Şimdi Merih Demiral ismi, bendeki tabirini şöyle söyleyeyim. Biz Merih Demiral'ı getirebilirsek biz çağ atlarız. Hatta ben bir tık daha öteye gideyim mi? Bak bir tık daha öteye gideyim. Biz hem Merih Demiral hem Çağlar Söyüncü getirebilirsek, Ciku Bekao'dan birini satabilirsek çok iyi bir paraya, 10-12 milyon euroya. Osterwolde de bu tandemde stoper olacak dersek, bak Merih, Çağlar, atıyorum Ciku'yu sattın, Bekao, Osterwolde, 5. de Emir Ortakay olsun. Fenerbahçe tarihinin en iyi stoper tandemi olur. Hocam sen yani burada haberde Merih'i sunuyorsun, Çağlar Söyüncü diyorsun. Çağlar'ı 5'e 6'ya alma niyetimiz var. Merih'i kadroya katmak için kolları sıvadı, şöyle böyle falan filan deniliyor da. Yani Arabistan'daki performans 21 resmi maç, 1679 dakika, 26 yaşında, 1 gol 1 asist. Şimdi Merih Demiral sana kaça koklatırlar? Hocam iyi de yani istediğin kadar yabancı oynatabiliyorsun. Ne Merih'le uğraşıyoruz diyebilirsin. Adamı yeni transfer etmişler diyebilirsin. Hocam adamın transferine işte şu kadar para verdiler diyebilirsin. 16.6 milyon euro verdi. Aslında çok da değil. Bir 10 milyon euroya mesela Meri'yi alabiliriz biz aslında, biliyor musunuz? Siz mi, size bir şey soracağım. Bana hakkaniyetli cevap verin. Ya olmaz da oldu ya. Ciku'yu 16'ya satsak. 16 milyon euroya Ciku'yu satsak, 10 milyon euroya Merih'i, 6 milyon euroya Çağlar alsak, kar mı zarar mı? Vallahi de kar, billahi de kar bence. Ha, Ciku gibisi zor bulunur. Kabul. Eyvallah, kabul. Ama 16'ya onu satıp bu iki futbolcuyu 16'ya alırsak, iki tane babalar gibi Türk milli takımının savunma hattını dizersin. Bekao, Osterwolde de kütür kütür stoperler, ancak işte ancak bunlar da hani senin elini güçlendirir bak. İki tane yabancı, iki tane Türk'ün olmuş oluyor. Bak zaten şöyle söyleyeyim size. 11 yabancılık ilk 11'in, 11 Türklük ilk 11'in olmak zorunda. 22. Kural değişmesi, bir tane daha yedek yabancı olacak Kütürük yedeği gibi. 23. Bir tane daha
Türk yedeğin olacak 24, 2 tane de altyapıdan oyuncu olacak 26. Yani kütürü gereği gibi kadron olmak zorunda. Vallahi kütürü gereği gibi de kadron olur. Hani bizim Ersan Başlar'ın bir lafı vardı ya. Diyordu ki işte 3 tane çöp alacağına bir tane adam akıllı şey al. Allah aşkına bak. Serdar Aziz, Samet Akaydın, Gustavo Henriken olacağına Çağlar Söyüncün olsun. Aynı mantık. Bence Fenerbahçe bunun üstüne düşmeli. Mourinho'dan Lewandowski operasyonu. Bunu da konuşalım. Şimdi Robert Lewandowski gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Yaptığı açıklamada Fenerbahçe söylentilerini reddetti. Ancak flash iddialar ortaya atıldı. Şimdi Mourinho Polonyalı oyuncuyu kendi projesine ikna etmeye çalışıyor diyor. 49 maça çıkmış. 26 gol, 9 asistlik bir performans diyor. Şimdi ben Merih Demiral olamaz diyorum. Zor. Bu kafayla zor. Ama seçimde işler kızışırsa, ulan basıp parayı alırız derlerse mantıklı. İkincisi Lewandowski. Bakın. Batshuayi'nin sözleşmesini uzatıp Dzeko'dan çıkarsak, yerine Lewandowski'yi getirirsek, bir kere Batshuayi'ye haksızlık etmiş oluruz. O ayrı mesele ama kaliteyi arşa çıkartmış oluruz. Bak Lewandowski, Batshuayi, 3. forvet ben bile olsam sıkıntı yok. Ki orada muhtemelen Türk olacaktır. Sıkıntı yok bak. Muhteşem bir tandem. Müthiş. Fenerbahçe tarihinin gördüğü en iyi forvet tandemi bence. Eğer böyle bir şey olursa. İkna turları sürüyor demiş. Ben şu videoyu şeyleri bitirin de ondan sonra konuşayım. Manchester United'dan stoper diyor. Şimdi Fenerbahçe Jose Mourinho'dan sonra kesenin ağzını açtı. Düğmeye bastı. Manchester United'dan Victor Lindelöf için düğmeye basılmış. Şimdi Ali Koç ve yönetim seçildikleri anda İsveçli stoper için resmi teklifini sunacak diyor. Şimdi haberin biri Merih Demiral, diğeri Lindelöf. Aslında zıt iki kutup gibi. Şunu da söyleyeceğim. Şeyleri çok görüyorum yorumlarda. Ya diyor hoca diyor sen de diyor başladın palavra sıkmaya şöyle böyle. Arkadaşım bak benim misyonum, vizyonum şu. Sosyal medyadaki haberleri toplayıp size sunuyorum. Kendi duyumlarımla birleştirip sentezleyip size aktarıyorum. Yani sosyal medyada ne konuşuluyor? İşte Sterling konuşuluyor, Lindelöf konuşuluyor. Hepsini konuşmak zorundayım. Başlığa da gerekirse bunlar konuşuldu diye yazmak zorundayım. Ama içerikte anlatmak zorundayım. Bir de şeyciler türüyor. Başlıkla içerik çok farklı. Heyecan. Başlıkta Hababam Sınıfı diyorum. İçeride zaten Gora filmini izlettiriyorum. O manyak mısınız oğlum? O eskiden de korsan CD'ciler olurdu. Korsan CD'ciden giderdin Gora diye filmi alırdın. Eve gelirdin bir açardın. Neyse ya o kadar para vermişiz bari Hababam Sınıfı'nı izleyelim falan derdin. O eskiden de. Şimdi Lindelöf 29 yaşında. 1.87. İsveçli bir futbolcu. 15 milyon euro değeri var. Sözleşme bitiş tarihi 2025. Şimdi ben oyuncunun neyine bakarım? Önce ne kadar oynamış? Ona bakarım. Neden ne kadar oynamış biliyor musunuz? Az tercih edilen çok tercih edilen. Şimdi oyuncu 28 maça çıkmış. 1 gol 1 asist 1960 dakika oynamış. Şimdi yeterli mi? İşte Premier Lig'de biraz da süre bandı az olduğu için aslında yeterli sayılabilir bir yerde ama bence yeterli değil. Şimdi sana kaça verecekler? Habere de bunları eklemeleri lazım. Mesela 10 milyon euro bütçe ayırmış Fenerbahçe. İlk etapta İngiliz ekibine bu rakam önerilecek diyor. Mourinho Manchester'ı çalıştırdığı dönemde Lindelöf'ü transfer eden isimdi diyor. Şimdi haliyle bu tip şeyleri çok duyacağız. Velhasılı kelam. Daha doğrusu özet olarak şunu söyleyelim. Benim sizlere 8 Haziran 2024 itibariyle ben Merih Demiral'la ilgili bir çalışmadan haberdar değilim. Varsa mantıklı olur. Lewandowski'yi yokladık ancak kulübü sözleşmesini fesheder mi Xavi'ye kanıp onu bilmiyorum. Ama şu an etmeyecekler gibi. Yani şu an Lewandowski ihtimali de yok gibi. Ama isterim. Lindelöf. İlk defa bu haberde duydum Lindelöf'ün ismini. Belki de benim duyum kaynakları sıkıntıdadır. Filip Kostić'i çok sordunuz. Ben de çok sordum. Yok arkadaşlar. Hani şeyde yok. Sterling ismi. Sterling'in kendi de menajeri de yalanlasa biz bir fiyat sorduk. Ama olur ama olmaz. Ha ben Merih Demiral'ı
duymadığım için söylüyorum. Ama 10 milyon euroya Merih Demiral alabiliriz bak. Bu cümlemi unutmayın. Bazen de duyumu da ya arkadaşlar duyumum şu. Kesin olarak bu diyemiyorum. Keşke desem ama diyemiyorum. Onu da söylemiş olayım. Levent Mercan ismi. Levent Mercan hemen hemen Fenerbahçe'de diyebilirim zaten. Ona bir şey yok. Çağlar'ı biz 6'ya almaya çalışıyoruz. Verirler mi? Çok uğraşıyoruz ama bakalım. Bu arada Ali Koç demişken Aziz Yıldırım'a da Ali Koç'a da başarılar. Kazanan Fenerbahçe olsun inşallah. Ersun Yanal'a da yeni kulübünde başarılar. Yani öyle. Başka bir şey söylemek gelmiyor. Fenerbahçe'de seçim günü transfer gündemi Merih, Leva, Kostić ve diğerleri diyeyim. Çünkü bunları yazdıkça yeni şeyler çıkacak. Şunu ısrarla söyleyeyim. Üye arkadaşlara ikinci kanalımız Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalında duyum üstüne duyum veriyorum arkadaşlar. Sebebi şu. O arkadaşlar 15 TL de olsa bir para veriyorlar. Ben de topluluk kısmında direkt olarak şu duyum geldiği aktarıyorum. Hani 15 lira hocam çok para diyen arkadaşlar için 2 Ağustos'ta ana kanalımız burada. Yani Kadıköy Sokak ana kanalında. 2 Ağustos'ta üyelikler açıldığı zaman bakın bakalım kaç lira olacak o üyelikler. Bazı arkadaşlar diyecek ki hocam bu kadar şey olur mu diyecek. Ben gördüm arkadaşlar kimin ne kadar destek olduğunu, kimin ne kadar köstek olduğunu da gördüm. Ona göre de bazı çalışmalar yapacağım, bazı çabalar sarf edeceğim. Destekleyen arkadaşlara teşekkürler. Desteklemeyen arkadaşlarına canı sağ olsun. Ama benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani duyumlar bunlar. Ha Kostić, Sterling. Ya ben zannetmiyorum ya Sterling'in olacağını. Ama bu kadar fazla isminin geçmesi de hani hayır alamet değil demeyeyim de ateş olmayan yerden de duman çıkmaz diyeyim. Ya da çıkar. Ateş olmasa da duman çıkar ama o duman nasıl çıkar? Yalancı duman mı? Gerçek duman mı? Belki yalancı dumandır. Ama Sterling konusunda Fenerbahçe'nin bir çabası var da ben zannetmiyorum alabileceğimizi. İmkanı yok yani ya. İmkanı yok. Başka kimi diyecektim ben ya? Ha, Lindelöf'ü de ben beklemiyorum açıkçası. Siz de bence beklemeyin. Merih Demiral konusunda da keşke 10 verip Merih Demiral'ı alsak. Çağlar'a da keşke 6'yı kabul etseler. Bakın bir Çağlar, bir Merih Demiral. Yani inanılmaz bir seviye atlatır bize ya. Ya Juventus görmüş bir futbolcudan bahsediyoruz. Daha yaşı 26. Al 8 sene oynat. Yani tepe tepe kullan. Bir de hani ben şey dedim ya 26 futbolcunun bir tanesi altyapının şey, iki tanesi altyapından çıkmış olacak diye. Merih'i alabilirsen bir tane daha üst düzey futbolcu alabiliyorsun. Anladınız mı şimdi demek istediğimi? Ya mesela Merih'i alabilirsen bir tane daha alabilirsin. Niye? O alt yapıdan çıkan diğer ismi de kalecin yaparsın. Üçüncü kalecin. Yani Ertuğrul Çetin falan geri gelecek mesela şeye. Ertuğrul yaparsın. Merih Demiral yaparsın. Bitti. 12 tane kütür kütür Türk'ün olur. 12 tane yabancın olur. Hani kural değişmezse. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar beğeniden ne olur? İmtina etmeyin. Beğenin, izleyin, izletin. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Bu kanal hepimizin. Bakın reklam bile atmıyoruz. Bu videoda reklam bile yok. Sadece Golvar'la Hüma'nın reklam var. Eğer firmaysanız reklam vermek isterseniz arkadaşlar iletişim adresimiz yazıyor. Bu mail adresinden iletişime geçebilirsiniz. Her türlü fatura fiş kesebiliriz. Çünkü biz bir şirketiz. Sıkıntı yok. Yani her şey yasal olarak, her şey kanuna kitabına uygun olarak bizde mevcut. Bunu da söyleyeyim. Ki ucuza da reklam veriyoruz. Öyle pahalı reklam vermiyoruz. Sosyal medyaya verene kadar bize verebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda kanalımız 2 Ağustos'ta üyelik açılacak. Bu kanalda 2 Ağustos'ta açılacak arkadaşlar üyelik. 2 Ağustos'a kadar üyelik yok. Ben de tepki gösteriyorum. Reklam da yok 2 Ağustos'a kadar. Hiçbir şey yok. Süper chat de yok. Süper teşekkür de yok. Ne varsa diğer kanalda var. Oraya destek olursanız sevinirim. Kadıköy Sokak Fenerbahçe yazarsanız zaten çıkar. Ya da Kadıköy Sokak 2 yazın direkt çıkıyor. Kolayca. Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.